geldiniz. Creative Mornings İstanbul'un Eylül ayındaki konuşmasında beraberiz. Creative Mornings'in bu ayki konuşmacısını buraya almadan önce ben her ay olduğu gibi Creative Mornings'le ilgili küçük bir sunumumu yapacağım. Creative Mornings'i biraz size anlatacağım. İlk defa gelenler için. İlk defa gelenler var diye görüyorum, evet. Bilenler için de tekrar baskı olsun her ay olduğu gibi. Creative Mornings dünyada şu anda 67 farklı ülkede 273 edisyon ve şehirde gerçekleşen kahvaltı sohbet serisi. Biz de atölyede Creative Mornings 2015 yılından beri yapıyoruz. Creative Mornings İstanbul, Türkiye'deki ilk Creative Mornings etkinliği. Bizim dışımızda şu anda İzmir, Bodrum ve Antalya'da var. Böyle genelde sıcak tatil belgeleri diyebileceğimiz yerler mevcut. Ama umarım daha da yaygınlaşıp gelip başka şehirlerinde de olur diyoruz. Ayda 27 bin varan bir ziyaretçisi var Creative Mornings'in dünya genelinde. Ve bütün konuşmalar yapıldıktan sonra dijitale de aktarılıyor. Şu anda 10 binden fazla çevrimiçi konuşmaya erişebiliyorsunuz. Dünyanın her yerinden, her dilden Creative Mornings internetinde 11 milyon aşkında izlenme var. Creative Mornings dediğimiz gibi dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşiyor ve büyük bir yaratıcı ağ, bir topluluk aslında. Ve şu anda bu topluluk tabii ki dünyadaki diğer gündemlerden de uzak kalamıyor. En büyük gündemlerinden biri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Dolayısıyla şu anda biz de bu kapsamda 3 tane Creative Mornings edisyonuyla dayanışma içerisindeyiz. Lviv, Kiev ve Odessa'yla Creative Mornings HQ yani ana merkez vasıtasıyla sürekli işbirliğindeyiz. Onları desteklemek, onların bu işgal ve savaş içerisindeki hem iyi olma hallerini hem siz hem Rus olarak hem de aslında mevcudiyetlerini ve hayatlarını devam ettirmeleri üzerine nasıl, neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Burada en öne çıkan şeylerden biri tabii ki onların en büyük bekledikleri şey ülke ve toplum olarak veya topluluk olarak onların yanında olduğumuzu paylaşmamız, hissettirmemiz, onlara destek olmamız. İkinci olarak da tabii ki finansal aslında sürdürülebilirliklerini sağlamak için onların işlerini devam ettirmeye sağlamak. Bu da nasıl oluyor? Aslında uzaktan çalışabilecek, uzaktan kullanabileceğiniz her türlü yetenek ve yetkinlik için Ukrayna'dan ihtiyacınız olan bir kişiyle Creative Mornings vasıtasıyla bir kişiye geçebiliyorsunuz. Eğer böyle bir şeyleri yapmayı isterseniz veya düşünürseniz de biz de iletişime geçebilirsiniz. Biz de sizi edisyonlarla ve oradaki topluluklarla iletişime geçirebiliriz. Creative Mornings'in bu sabah konuşmaları dışında bir de Filters adını verdiği bir etkinlik formatı var. Konuşma dışındaki her şeyi konuşabilirsiniz. Yürüyüş, yemek yapma, işte yoga, do it yourself session'ları gibi bir sürü farklı seanslar. Onlar da creativemornings.com Filters adresinden takip edebiliyor. Yine dijital olarak yapabileceğiniz bir sürü etkinlik var burada. Siz de bir etkinlik yapmak isterseniz biz de Creative Mornings'le birlikte bize her zaman yazabilirsiniz. Belki İstanbul edisyonu olarak birlikte dijital böyle bir filtre de yapabiliriz. Konuşmacıları biz seçiyoruz. Creative Mornings.com konuşuyor yani bu ana konuşmacılar ama filtrelerde sizlerden gelen önerileri açacağız. Tabii ki Creative Mornings dünyadaki diğer etkinlikler gibi global ve yerel destekçileriyle var olan bir etkinlik serisi. Dünya genelindeki ana sponsorumuz, ana destekçimiz MailChimp şu anda. MailChimp'e tekrar teşekkür ediyoruz. Bize yıllardır destek olduğu için. MailChimp aslında bilmiyorum öyleyse kullananlarınız var mı ama özellikle yaratıcı bağımsızlar veya küçük ve orta boy işletmeler için çok iyi bir pazarlama, iletişim ve e-bülten aracı, kampanya aracı. Dolayısıyla MailChimp'in de Creative Mornings topluluğuna çeşitli dönemlerde farklı kaynakları, promosyonları oluyor. Bunlarla ilgili de bizden yine istediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki Atölye'ye de teşekkür ediyoruz. Atölye 2015 yılından beri Creative Mornings İstanbul'a ev sahipliği yapıyor. Şu an içinde bulunduğumuz bu fiziksel mekanda gerçekleşiyor 2015 yılından beri etkinlikler. Pandemide bir süre tabii ki dijitale aktarmıştık ama şu anda tekrar evimize, atölyeye geri döndük. Atölye ile ilgili de daha fazla bilgi almak isterseniz atölyeden Uşra ve Berfin burada Creative Mornings İstanbul ekibinde de aynı zamanda da atölye ile ilgili de onlardan daha ayrıca bilgi alabilirsiniz. Gelelim bu ayın temasına.
Why Depth, biz Türkçe'ye derinlik olarak çevirdik. Derinlik teması seçildi. Derinlik temasında aslında hem içsel bir derinlik, içimizde derinlere inme konusuna biraz bakmak istedik. Kelimenin fiziksel anlamından biraz daha kopup, daha soyut bir yere taşımak istedik. Veya başka daha fiziksel anlamını alıp aslında su altı derinliğine odaklanan bir konuşmada Creative Mornings İzmir'de var. Creative Mornings'in güzelliği bu kelime, tek kelime size ne çağrıştırıyorsa, nasıl ele almak, nasıl eğip dökmek istiyorsanız ona göre ele bakıyorsunuz. Biz de biraz daha içsel derinlik ve o içsel derinlikten ortaya çıkan dürtülerle kendi hayatında yeni derin şeyler ortaya çıkaran birini ağırlamak istedik ve Atakan'ı davet ettik. Ben Atakan'ı tanıtmıyorum, kendisi anlatacak. Ama davetimizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Ve makinesine buyurun. Günaydın. Atakan ben. Atakan Foça. Azıcık kendimden bahsedeyim, sonra konuya giriş yapayım. Zaten bir grup insanız, kendi aramızda bence sohbette götürürüz diye düşünüyorum. 91 Gelibolu doğumluyum. O zamandan bu yana yaşadığım 3. şehir İstanbul ve alışmakta epey zorlanıyorum. 10 yıl Ankara'da yaşadım. Ankara siyasaldan mezun oldum. Teyit.org olarak bildiğiniz doğrulama platformunda Ankara'da kurdum. Dolayısıyla 11 sene Ankara'da yaşadıktan sonra şimdi 2 yıldır İstanbul'dayım. Bunun bir kısmını Latin Amerika'da dolaşarak geçirdim aslında. Buraya adapte olmamak için kendimi dünyanın başka yerlerine attım. Benim için çok öğretici bir yolculuktu tabii. Yani yolculuğun kendisinin bir derinleşme hali olduğunu herhalde takdir edersiniz. Ama tabii Emre'nin bahsettiği gibi içsel bir yolculuktan hareketle bir şeyler anlatmayacağım bugün. Değiniriz yani orayı da muhakkak konuşuruz ama aslında biraz konuşmak istediğim şey derinlik meselesiyle alakalı. Yani herhangi bir şeyi tanımlarken ya da tartışırken onun karşıtıyla doğrudan var olduğunu da göz önünde bulundurarak biraz derinlik ama karşıtı da böyle sığlık ya da derin olmayan ayağımızın, dizimizin yettiği yer anlamında bir karşıtlıkla ifade etmeyeceğim aslında. Devam edelim, duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Kayıt için lazım değil mi? Bir durdu. Bence bu arada kapanıyor ya. Yani. Olur, fark etmez. Geldi mi? Ne? İyi mi? Ses iyi galiba. Bence iyi. Evet, tamam. Tamam. Ne diyordum? Evet, sığlık anlamında bir karşıtlıkla, yani sığlık ve derinlik üzerinden bir karşıtlıkla değil ama daha ziyade hem benim yanlış bilgi meselesini Türkiye'de ve dünyada anlamaya çalışırken öğrendiğim hem de bir etki çalışmacısı olarak, bir etki girişimcisi olarak strateji ve hedefleme anlamında tamam, bence de hedefleme anlamında nasıl bir karşılık kurduğumu ve nasıl bir dünya yaratmaya çalıştığımı aslında özetlemeye çalışacağım bu iki kavramdan. Yani biraz böyle derinliği genişlemeyle karşı tutarak, biraz daha yayılmacılıkla, esnemeyle karşı tutarak aslında benim için ne anlam ifade ediyor ve teyitin içerisinde nasıl bir hedefleme strateji kapsamında değerlendiriyoruz. Biraz ondan bahsetmek istiyorum aslında. Bu çünkü sosyal etki için çalışan herhangi bir insanın bence ilk karşılaştığı yol ayrımlarından biri etkiyi derinleştirmek ya da etkiyi yaygınlaştırmak. Bu ikisi arasında çok ciddi bir stratejik farklılık var. Ama her zaman da bunlar birbirinden ayrı, birbirinden alakasız veya biri olmadan
devam edilecek, üzerine düşünülecek stratejiler anlamında da gelmiyor. Biraz bunu aslında elimde görmüş olduğunuz şu çocuk kitabı aracılığıyla anlatmaya çalışacağım. Daha önce bu kitabı denk gelen oldu mu? Sam ve Dave bir çukur kazıyor kitabın adı, Türkçesi. Yani küçük, çok küçük bir macera aslında, çok küçük bir yolculuk kitabı. Ama hem derinlik meselesini hem yaygınlaşma meselesini özetlemek için çok iyi metaforlar sunuyor bence. Şöyle biraz yaklaşım herkes görüyor diye tahmin ediyorum. Sam ve Dave işte bir gün bir ne diyor, bir pazartesi günü çukur kazmaya başlıyorlar. Bir çukur kazmaya karar veriyorlar. Yanlarında da küçük bir köpek dostlarıyla. Ufak ufak çukuru kazmaya başlıyorlar. İşte sen soruyor, ne zaman duracağız kazmaya, ne zaman son vereceğiz diye. Dave de diyor ki, biz bir görevdeyiz. Hedefimiz kayda değer bir şey bulmak. Yani kayda değer bir şey bulana kadar kazmaya devam edeceğiz. İlerliyorlar ve işte artık kazdıkları çukur biraz boylarını geçmeye başlıyor. Ama bu zamana kadar hiçbir şey bulamıyorlar. Yani bu noktaya kadar, kazının bu noktasına kadar bulabildikleri kayda değer herhangi bir şey yok. Ama tabii yanlarındaki köpek dostları sürekli bir başka bir hedefe doğru onları doğru hedefe doğru yönlendirecek hareketler içerisinde. Kazmaya devam ediyorlar. Bir noktada ara veriyorlar, yoruluyorlar ve işte bir çikolata içiyorlar, sıcak çikolata, bir de birkaç bisküvi yiyip işte dinleniyorlar. Diyor ki işte gidiyoruz ama neden bir şey bulamıyoruz? David diyor ki yani belki de problem sürekli daha derine iniyor olmamızdır. Belki problem yolları ayırmaktır, farklı yerlere doğru gitmektir diyor. Ve başka bir yola sapıyorlar. Bu zamana kadar kazdıkları yoldan vazgeçip yana doğru, daha genişlemesine, enlemesine doğru kazmaya başlıyorlar. Ve burada diyorlar ki işte artık ayrılalım, burada farklı yönlere doğru gidelim. Belki ikimiz de bir şeyleri bulma şansımızı arttırmış oluruz. Böylece yolları ayırıyorlar. Biri başka bir yola, biri başka bir yola gidiyor. Bir süre kazdıktan sonra tekrar bir noktada buluşuyorlar. Ve ikisi de yine aslında kaydeden hiçbir şey bulamamış halde birbirleriyle rastlık geliyorlar. Bu sırada köpek hala kazmaları gereken yere doğru bulunuyor. Sonra diyorlar ki tamam, o zaman biraz daha derine doğru kazmaya başlayabiliriz. Ve tekrar derine doğru kazıyorlar ama hala kaydeden bir şey bulabilme hedefine çok yakın olmalarına rağmen o hedefe ulaşamıyorlar. En sonunda bir noktada diyorlar ki tamam, bu kadar kazmak yeter. Biz, yani bir tanesi işte diyor ki sen, ben yoruldum. Oturup biraz daha çikolatalı süt içelim. Ondan sonra tamam, öteki diyor ki ben de yoruldum. Artık biraz dinlenme zamanı geldi. Ve birlikte oturup dinlenmeye başlıyorlar. O sırada da ikisi de uykuya dalıyor. Sonra yavaş yavaş asıl kahramanımız köpeğin kemiğin peşinden kazmaya devam ettiğini ve o kemiği yakalamaya çalışırken Sam ve Dave'in de onun açtığı çukurdan yuvarlanıp aşağı düştüğünü görüyoruz. Düşüyorlar ve sonunda başladıkları yerde tekrar uyanıyorlar. Ve aslında herhangi bir şey bulamadılar ama günün sonunda bunun kendisi de kayda değer deyip küreklerini omuzlarına vurup tekrar çikolatalı süt içmeye ve bisküvi yemeye geri dönüyorlar. Köpek de bulduğu kemikle mutlu mesut yaşamaya devam ediyor. Sam ve Dave bir çukur kazıyor. Ay, o kadar ulaşacak gibilerdi ki yani hani sonunda buldular falan diyeceksiniz gibi sanki. Bu çocuk kitabı benim teyit yolculuğumda böyle daha ilk senede işte çok akıl hocam, mentorum Berivan'ın bana gösterdiği ve hani böyle direkt anlattığı bir kitap olarak çok hayatımın çok ciddi bir yeri var. Çünkü bazı kararları alma konusunda çok yardımcı olabilecek bir kitap. Yani çok açıklıkla anlatabilen bir kitap. Bir tanesi şu açıklıkla anlattığı şeyin, sabırlı olmak, yani aslında sabırlı olup kazmaya devam etmek ve o kazmayı elden bırakmamakla alakalı bir şey söylüyor. Bence bunun en önemli tarafı benim kendi işimde, yani bir sosyal etki yaratmaya çalışırken, toplumsal bir soruna çözüm bulmaya çalışırken
aslında o kazma ve küreğin beni götürdüğü yerin sorunu daha derinden anlamak, sorunu daha kökenlerin itibariyle ve beslendiği kanallar itibariyle daha yakından anlamayı sağlamak üzerine bir mesajı vardı. Dolayısıyla zaman içerisinde internette bulduğumuz, gördüğümüz her yanlış bilgiyi tek tek seçip onun nasıl, neden yanlış olduğunu kaynaklarıyla birlikte kullanıcılara aktarırken fark ettiğimiz şeylerden biri de şu oldu. Yani bu sorunun kökenlerine indiğimizde fark ettiğimiz şeylerden biri bu oldu. Biz ne kadar yanlış bilgiyle, ne kadar büyük bir coğrafyada, ne kadar internetin genelinde savaşıyor olsak da bu mücadeleyi kazanabilmemizin tek yolu aslında internet kullanıcılarıyla birlikte daha derine inmek. Beraber belli konularda derinleşme sağlamak. Bizim bulduğumuz bu derinleşme metodu aslında dijital okuryazarlık meselesi. Yani eğer biz kullanıcılar, internet kullanıcılarının dijital okuryazarlığını eleştirel düşünme kısmını yeterince gıdıklayabilirsek, devamlı aktif halde tutabilirsek, yanlış bilgi nereden çıkarsa çıksın, biz onun kapısını ne kadar essek de ortaya çıkan o zombi yanlış bilgiler ne kadar tekrar dirilirse dirilsin, karşısında içine sızabileceği bir sağlıksız ya da heyecanlı bir zihin bulmayabilir. Dolayısıyla yapmak istediğimiz şeyi yaparken ne kadar enine doğru yaygınlaşmak bizi doğru hedefe götürüyor, ne kadar derine doğru inmek doğru hedefe götürüyor tartışmasını en baştan itibaren yapmıştık. Burada da aslında şu kitapla alakalı en bence can alıcı nokta şu. Başlangıçla son arasında küçük bir nüans var. Bunu fark edeniniz oldu mu? Kitabın en başındaki anlatıyla sondaki anlatı arasında şöyle bir fark var. Günün sonunda Sam ve Dave bir çukur kazdılar ve belki yeterli sabrı, yeterli enerjiyi gösterip en derine kadar inmediler. Yani bütün o meseleyi anlamak, bütün o başarıya ulaşmak, kayda değer bir şey bulmak için gereken o derine inme sabrını gösterememek Sam ve Dave'in günün sonunda ellerinin boş dönmesine sebep oldu. Ama gerçekten elleri boş mu döndü sorusu aslında o kadar kolay cevabı olan bir soru değil. Çünkü Sam ve Dave kuyu kazmaya başladıklarında farkındaysanız buradaki ağaç bir elma ağacı. Kuyu kazıp ve köpeğin de yardımıyla düştüklerinde iki dünyadaki ağacın armut ağacı olduğunu görüyoruz. Yani aslında elleri boş dönmüş değiller. Sadece ellerinde bir şey olmadığını izlenimi alıyoruz ama bu demek değil ki tüm bu yolculuk, tüm bu kazma, tüm bu yayılma, derine inme, vazgeçme, tekrar derine inme yolculuğun kendisi aslında hiç başarısız değil. Sadece beklediğimiz sonuçtan farklı bir sonuç verdi. Onları farklı bir dünyanın içine attı. Ama günün sonunda Sam ve Dave aslında bütün bu macera boyunca öğreten ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair hayatlarında belki ciddi mesajlara ulaşmalarını sağlayan bir yolculuk oldu. Dolayısıyla bence benim bulunduğum yerde hala bir meseleyi anlamak, bir meseleyle mücadele etmek ve o meseleyi sosyal bir sorun olmaktan çıkarmanın en önemli yolu o sorunun dibine kadar anlamak. Gerçekten çok derinleşmek ve kullanıcıyla, yani en azından ben kendi sorunumu söylüyorum, ondan acı çeken, ondan sıfır eden yararlanıcıyla o sorun üzerinde derinleşmeye, güçlenme anlamında derinleşmeye devam etmek gerekiyor. Ama bu da demek değil ki elimizi kolumuzu coğrafya anlamında, genişlik anlamında uzattığımızda da bir başarıyla, bir hedefe ulaşmışlık şeyiyle, tatminiyle geri dönmeyeceğiz. Dolayısıyla ben bu iki karşıtlığın aslında birbiriyle daha güçlü olduğuna ve neticede derinleşmenin de yaygınlaştıkça mümkün olabildiğini, her yerde farklı derinlikler bulunabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradan hareketle, yani hem bu kitabın verdiği ilhamdan hareketle hem de tekteki yolculuğu böyle bir karşılık üzerinden derinleşme ve genişleme karşılığı üzerinden anlamaya, kurmaya çalışıyorum. Bunun tabii hayatımda da karşılıkları muhakkak var ama oraları isterseniz beraber konuşuruz. Teşekkür ederim. Bu çok kısa 10-15 dakikalık sunum için beni dinlediğiniz için sağ olun. Şöyle başlayayım. Tabii lütfen. Elmanın ağrını düşünsem fark ettim benim aklımda. Yani ben bunu ilk dinlediğimde fark etmemiştim gerçekten. Sonra ikinciye tekrar bizim bunu bir şekilde konuştuk. Bence ilkinde Berivan da fark etmemiştim. İlk anlattığında sonradan fark ettik. Yani buradaki ağacın bir armut ağacını dönüştüm. Tabii o çok farklı bir kontekste anlatıyor bu kitabın şeyini. Hikayesi.
biraz daha tabii işte bir yola çıktığında o yolda kalmakla alakalı, o kazmayı, küreyi devamlı bulmakla alakalı diğer üzerine anlatıyor. Ya bu bizim için biraz da şey meselesi, sürdürülebilirlik yani aslında. Devamlı olmak, o yolculuktan vazgeçmemek, o yolculuğa çıktıktan sonra o yolculukta kalmakla alakalı bir şey, bir mesele de var bunun içerisinde. Ama tabii yani çıkarılabilecek başka şeyler de olabilir, bilmiyorum. Bence epey dolu yani, bu kadar kısa olmasına rağmen epey dolu bir kitap. Tabii. Ben diğer sorular ben bir şey sorarken ben elmanın armuta dönüşümünü hiç anlayamadım. Yani neden önemli bir şey olduğunu. Bir ikincisi de bence orada şey de güzel, önemli gibi. Yani insanların birbirini kaybetmemesi, o iki arkadaşın aynı şekilde yolculuğa devam etmesi, köpeğin onlara bir fayda sağlaması, yani yol göstermesi gibi. Yani sanki o ilişkilerin de aslında hayatta çok önemli olduğunu da bir noktada da gösteriyor gibi. Evet, yani bir başlarına bir şey gelmiyor, sonunda yine hepsi beraber bir yere ulaşıyorlar. O evet, yolculuğu doğru da köpeğe, bir şey yapmak gibi. Köpeğe hak ettikleri değeri vermediklerini düşünüyorum. Yine de doğru bir yoldaşlık söz konusu. Ya orada elmanın armuta dönüşmesiyle alakalı önemli nokta şu. Bu arkadaşlar gerçekten kayda değer bir şey bulma hedefiyle yola çıkıyorlar. Ama aslında hikaye bittiğinde tüm mücevherlerini kaçırmış. Tüm pırlantaları kaçırmış buluyoruz onları. Ve böyle elleri boş bir şekilde tekrar başladıkları yere geri dönüyorlar ama o başladıkları yer aslında gerçekten başladıkları yer değil. Belli bir aşama kaydettiler. Yani o yolculuğun kendisi onları bir noktadan başka bir noktaya getirdi. Artık başladıkları dünyada yaşamıyorlar. Biraz onun verdiği bir mesaj. Elmanın armuta dönüşmüş olması. Baktığımızda düştükleri yerin aslında ilk kazmayı buldukları yer gibi gözüktüğünü zannediyoruz başta ama dikkatli okuyunca aslında o dünyayla ilk başladıkları dünya aynı değil. Bütün bu tecrübe, bütün bu yolculuk farklı bir yere varmalarını sağladı aslında. Belki onları tekrar bir araya getiren o başarısızlığın kendisi de olabilir yani tırnakçının başarısızlığı. İkisinin de yine bir şey bulamadan aynı yere dönmüş olmaları ya da bir mücevheri pırlantayı orada tekrar kaçırmış olmaları belki onları buluşturan şeydir de aynı zamanda. Sıcak çikolata birleştirici gücü. Sıcak çikolata birleştirici gücü. Ben kitabı okurken şeye dikkat ettim. Bana o da enteresan geldi. Hangisi şu an hatırlamıyorum. Bir tanesi şey diyor şimdi daha kitabın en başında, we are on a mission yani bir görevimiz var, kazmaya devam etmek, evet, kazmalıyız falan diyor. Öbürü hiç sorgulamadan hani ne görevimiz var, ne yapacağız ki, ne arıyoruz ki diye sormadan onu kazmayı vuruyor yani, evet, devam ettiriyor. Bence o şey açısından da enteresan, o biraz cult, biraz community, biraz liderlik falan böyle, evet, enteresan yerlere de çekilebilir o. Olabilir. Dave'in bir liderlik vasfı var kesin. Var. Ama işte bakalım ne kadar dinliyor etrafındakiler, o da soru işareti. Yani köpeğin bütün mesajlarını kullandığı, her gözünü kapatan bir liderlik anlayışı var. Onun da sonunda aslında hiç mücevheri yakalayamamak lazım. Köpek yön gösteriyor. Köpek hep yön gösteriyor. Aa, bak onu hiç görmemiştim. Bak onu hiç görmemiştim. Ya valla iyi soru yani onu o açıdan hiç düşünmedim. Ama tabii nasıl okuduğunuzla alakalı değişebilir. İşte Emre'nin dediği yerde ne yani, bir liderlikse, burada bir işte bahsettiğiniz yine kolektif bir şey var, birliktelikle alakalı bir şey varsa o köpeğin oradaki paydaşlardan biri olduğunu herhalde söylemek yanlış olmaz. Ama o paydaşı kimsenin dikkat etmemesi de ayrı bir mesele yani. Ama bir günün sonunda şöyle işin şöyle bir tarafı var. Hiç pırlantayla geri dönemiyorlar ama köpek kemikle geri dönüyor yani. Büyük bir belki spectacular dediği işte yani kayda değer bir şey arıyor ikili. Ama köpeğin aradığı ve bulmayı umduğu tek şey aslında sadece kemik yani. Günü geçirmesini sağlayacak, karnını doyurmasını yetecek, belki biraz oynamasını sağlayacak. Çok küçük bir tatmin yani. Ama diğerleri daha büyük bir şeyin peşinde ve onu buldular mı sorusu biraz açık. Ben şu an yazarlık konuşmak istiyorum. Yani çünkü metinde hiçbir yerde köpekle alakalı bir şey yok. Hani köpek
köpeğin yolu. Fakat bütün görsellerde şimdi yani sen söyleyince dikkat et. Köpeğin gerçekten o cemleri, o şeyleri, plantaları evet. gösteriyor olarak konumlanması. Yani yazarın herhalde söylediği, çizerin yaptığı mı, çizerin kararı mı bilmiyorum ama çok enteresan. Kesin birliktedir yani o evet. bir... Çocuk kitaplarında genelde evet. oluyor zaten. Evet yani o bütün o tasarım, bütün o renkler, çizimler biraz o metni anlatmanın bir başka türlü yöntemi yani. Öyle bir alt metin muhakkak var. Değil ama koşullara göre, belli zaman dilimlerine göre bunu her biri için yeterli payını vermek belki en doğru strateji olabilir. Şöyle bir şeyin farkında olmak lazım ama inanılmaz bir dikkat dağıtıcı çağı olduğu için yani hani genişlemek çoğunlukla odak dağıtmaya kayabilen, öyle bir risk taşıyan bir tarafı var bana sorarsanız. Dolayısıyla her halükarda bir yerde derinleşmeye çalışmak ve bir yerde derinleşme çabasına tutunmak bence yine insanı odaklayan ve ayağının yere basmasını sağlayan şeylerden biri. Genişlemek de yani ya bazen şöyle mesela kendi ekosistemimizdeki bazı insanları düşünüyorum, görüyorum. İşte sosyal girişimcilikte ya da etki alanında ya bal arısı gibi olan insanlar var mesela her yerde gezdiklerini görüyorsun. Onun o ekosistem içerisinde bir işlevi var. O işlevini o polini oradan başka bir yere dağıtmak. Belki yeterince derinleşmiyor ama senin kümen içerisinde, senin ekosistem içerisinde bir varlığı, bir alanı olduğunu hissettiriyor sana. Bunun kendisi çok önemli bir fonksiyon mesela. Onlar, o insanlar olmadan o iletişim kanalları birbirine bağlanamazdı bana sorarsan. Ama bir anlamda derinleşen belli konular üzerinde gerçekten fikrini sorduğunda o fikir için çok uzun yıllar yatırım yapmış yani manevi, zihinsel ya da zamansal yatırım yapmış insanları da bulabiliyorsun ve onların ne kadar kıymetli olduğunu aslında fark edebiliyorsun. Yani aslında özetle şunu söylemek istiyorum yani böyle zamansal olarak farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara göre bunlar switch on yapılabilecek şeyler sadece genişlemenin dikkat dağıtıcılığı riskini hesap etmek ve kendiniz üzerinde onu ara ara sınamasını yapmak bence önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Orada da genişleme derken de her zaman derinleşmeye yol açabilecek bir genişleme gerekiyor. Yani linked olması lazım her şeyin birbirine sanki. Ben öyle bakıyorum. Birbirine referanslayan, birbirini gören, yani yine kendi şey üzerinden, hani kendi konum üzerinden, internet üzerinden bir örnek vereyim. 2009 öncesinde mesela Google'da arama sonuçlarında neyin önce, neyin ilk sıralarda arama sonucu olarak çıkacağına karar veren mekanizma internette linklerin birbirine bakma mekanizmasıydı. Yani internetin iskeletini olarak oluşturan şey birbirine bakan, birbirine referans veren, birbiriyle bağlanan linkler üzerinden bir puanlama yapıyordu Google ve ön sıralarda onu çıkarıyordu. Daha sonra bu bizim seyahat tercihlerimize, bizim internette dolaştığımız sitelere ya da satın aldığımız ürünlere göre kişiselleştirilmeye başlandı. Söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani gençlerken de birbirine bakan, birbiriyle bir iskelet oluşturan bir hattı takip etmek gerekiyor. Ki herhangi bir yerinde huzurlu, mutlu ya da böyle daha stresli, daha az kendimizi daha fazla bulduğumuz yeri yakaladığımızda derinleşme şansı olsun. Sorabilir miyim? Tabii.
bahsettiniz galiba. Oraya çıkışın motivasyonu neydi? Onu merak ettim. Bir de oradan bir sürü şey başınıza gelmiştir büyük ihtimalle. Hani böyle bizimle paylaşacağınız enteresan bir şey mi oldu mu? Ya ben çok ekstremlerde dolaşan bir gezgin değilim. Çok ortalama bir gezi anlayışım ve o yüzden de başıma gelen şeylerin standartı genelde ortalamalar ve komik sarkıma boşmalara geldiği tip değilim açıkçası. Yani sizin için önemli olan bir şey. Ya benim için önemli olan bir şey kesinlikle şuydu. Yani kontekst kesinlikle içinde yaşadığımız bağlam bizi çok belirliyor. Bunu anlamak için herhangi bir yere 2 günlüğüne gitmeniz bile yeterli. Yani Türkiye sınırı dışından çıkmanız bile bence yeterli ki hepimiz bence bunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz zaten. Benim için önemli olan o kontekstin ne kadar farklı coğrafyalarda ne kadar değişebildiğini bir kez daha görmekti yani. Ve bu sefer ilk defa hayatımda kadar uzun bir yerde kaldım. Dolayısıyla daha derinleşme şansım da oluyor. Ne kadar? 4 ay kaldım. Yani böyle daha derinleşme şansı ve daha kendi renginizle oranın rengini birbirine karıştırabilme şansı elde ediyorsunuz zaman geçtikçe. Ve ortaya çıkan şey daha önce görmediğiniz bir renkse eğer çok tatlı ve çok hayata dair çok böyle umut veren bir şeyle karşılaşmış oluyorsunuz. Benim için en önemli şeylerden biri oydu. Bir de tabii bağ kurma anlamında da yani gerçekten doğayla inanılmaz bir bağ kurma imkanı veriyor Latin Amerika. Ya zannediyorum daha önce gidiniz varsa Güneydoğu Asya daha da öyleymiş aldığım dedikodulara göre ama Latin Amerika'da da onları bulmak mümkün oldu yani. Öyle mi? Çok iyi. Güzel. Her evi anlatıldığında daha yeni başka bir şey çıkıyor kitaba dair. Ben dönüp size bir soru sorayım. Bence yani ilk bana Atakan da şeyi söylediğinde çocuk kitabı getirmek istiyorum dediğimde çok heyecanlanmıştım. Çünkü çocuk kitaplarını çok seviyorum. Zaten yani küçükken dönemden de anlaşılabilecek hani bir şey var. Yani çocuk kitabı referans verilmesini de çok seviyorum. Son 5 yıldır da yeğenim vesilesiyle sürekli yeni çocuk kitaplarını da anlayışa oluyorum böyle açısı ve çok enteresan şeyler var yani inanılmaz bir dünya. Sizin böyle şu anda aklınıza gelen evet bu benim hayatımı iz bıraktı veya hiç düşünmediğim bir şeyi anlatıyormuş aslında sonra öğrendim falan çocuk kitapları var mı? Şöyle aklım geliyorsa ondan bir şey yapayım. Yeni çocuk kitapları duymayı açığız bence. Evet tabii. Belki şey atölyelerinden şey hatırlarlar. Ben gibi çocuk kitabı Tırtıl diye gitmem çok vermiş bir inzibada. Aa ben çok sevdim. Tırtıl'la ilgili çocuk kitabı var. O hep onun kitabı. Hep her yerde onun referans vermiş. O zaman bizim şey atölyenin CEO'ların. Ben bir tane de kayıp parça ve kayıp parça neyini arıyor, bir şeyini arıyor diye bir çocuk kitabı var, İmam Dönder'in. O da eksik parça ve eksik parça kadınını arıyor. Bu ne öyle oldu, tam çevirde çok hatırlayamıyorum. O da çok iyidir. Eğer ilginizi çekiyorsa onu da öneririm. Bir tane Boşluk diye bir kitap vardı. Şimdi yazarını söylerim. O da böyle bir içinde bir boşluk var küçük bir kız. Oraya bir şeyle doldurmak istiyor, doldurmak için. Güzel. Dolduramıyor falan. Sonra yani kendi varoluşu doğuşuyla alakalı bir şeyler keşfediyor. Sonra gülümsüyor falan. Bu arada boşluk demişken içinde boşluk olan dün LinkedIn'de bir post gördüm. Çocuklarla depresyon ve mutsuzluğu konuşmak diye bir kitap çıkmış. Çok enteresan geldi. Yani gerçekten aslında çünkü çok zor bir şey yani. Ama gerçek de bir şey artık günümüzde. Çok hoşuma gitmişti açıkçası. Buna özel bir kitap yazılmış olması. İşte
aralar şey izliyorum. Onu daha hiç izlemedim ama yeğenim onu Louis diye bir çizgi film varmış. Yok. Bayağı şu an devam ediyor. Disney'de izliyorlar. O zaman galiba. Ve şey diyor yani. Hayatımda daha düşünerek yazılmış bir çizgi film olduğunu düşünmüyorum falan diyor adam. Yani ben bir ara oturup böyle pazar günü falan ona başlamayı düşünüyorum. Şeyde. Onu da tavsiye ediyorum. Ben daha izlemedim ama altına güveniyorum o anlamda. Ben şey sorayım başka buradan çıkarak sana derin, başka bir yine derine çekeceğim ama derinleşmeyi istediğin, denediğin ama çeşitli nedenler dolayısıyla yapamadığın bir alan, bir şey oldu mu? Vallahi ben edebiyat üzerine derinleşmeye gayret gösteriyorum her zaman ama hep böyle şey nefesim yetmiyor ve kısa düşüyorum. Ara ara tekrar başlıyorum, dönüyorum işte nasıl iyi bir okur olmak üzerine bir takıntım var aslında. Nasıl iyi okurum? Yeterince iyi okuyabiliyor muyum, okuduğumu anlıyor muyum gibi böyle çok temel bazı meselelerim var. Buna dair böyle derinleşmeye çalışıyorum. Yolda kat ettim ama çok zaman alıyor. Eğer bununla alakalı merakınız varsa mutlaka önerebileceğim bir şey. Beliz Güç Bilmez diye bir Ankara DTCF tiyatro bölümünün böyle 20 yıllık hocası KYK ile ihraç edildi. O ihraç edildiğinden beri online olarak tersine mühendislik diye bir okuma atölyesi, yani yazma atölyesi diye geçiyor ama bence okuma atölyesi. İyi bir kurgu nasıl okunur? Kurgunun parçaları nasıl sökülür, okulun içinden ne çıkar, neyi görmemiz gerekir, nasıl falan. Bunu anlattığı çok böyle derli toplu bir atölye var. Mutlaka öneririm. Yani bu yazarlık atölyelerinin çok büyük bir kısmı zaten aslında okurluk atölyesi ama bu doğrudan okumaya dönük ve zaten derslerin devamlı öykü okuyor. Onu öneririm. Buna dair çabalarım sürecek. Yani elimden geldikçe işte böyle atölyeleri ya da edebiyat dergileri şeyi çok takip etmeye çalışıyorum. Yeni çıkan yazar işte şiir de olur, öykü de olur, roman da olur. Türkiye'de yeni çıkan yazar yakalamakla alakalı çok böyle bir şeyim var. Hevesim var, çok var gerçekten. O bir en çok sevdiğim bir şey. Bir de işte yeni dergilerde çıkan yeni öyküleri falan okumak. Ondan da bir keyif alıyorum. Konuşmak en iyisi. Bir kurgu üzerine konuşmak bence ya şu bile işte aslında yaptığımız ne ki? Yani yaptığımız şey bir edebiyat ürününü oturup değerlendirmek. Yani burada aslında metafor olarak ne var diye konuşmak. Bence bunun kendisi çok besleyici. Her türlü metaforu, her türlü böyle dolayımlı anlatımı edebiyat aracılığıyla, kurgu aracılığıyla anlamak çok kolaylaştırıyor işleri bence. Şimdi onu diyecektim. Yani sen çocuk kitabı getirmek istiyorum dediğinde ikinci heyecanlandığım şey de şu an bu işte özellikle Twitter'da pompalanan bu işte şey kitapları, teori kitapları veya işte bileyim, kişisel gelişim kitaplarından öte kurgu bir şey getirmem. Evet. Çünkü ben de kurgucuyum açıkçası. Öyle. Çok büyük bir kurgu fanıyım. Ve yani gerçekten böyle şey, yani insanların üst üste 10 tane kişisel gelişim kitabı koyup fotoğraflarını koyup LinkedIn'de böyle sayfalarca post atmasına o kadar tiksiniyorum ki şu an böyle gerçekten bu alanda okudun mesela hani senin kurgu kitapların listesini öğrenmek istiyorum mesela falan. Onları merak ediyorum çünkü o bana da heyecanlanır. Ya şöyle bir şey var, şimdi benim yaptığım işte de doğrudan alakalı bir konu bu. Ben böyle teyitte de yaptığımız aslında yani hiç kurguya, hiç hayal gücüne alan tanımayan ve çok siyah beyazmış dünya. Hani bu bir gerçek, bu değil demek. İşte bunun kaynağı bu, açık kaynaklar falan. Ya bu çok tatsız bir dünya aslında. Yani hani böyle eğer oturup doğru konuşmak lazım. Çarkılar falan. Evet, yani çok önemli olduğu konusunda hepimizden fikiriz. Hani bu muhakkak yapılması gerekiyor ama ya bu eğlenceli bir, her zaman eğlenceli bir iş değil yani. Hani gerçekten tat kaçırıcı, keyifsiz. Tepki çeken şeyler sonuçta. Ve benim için en büyük antidotu zaten edebiyat. Yani edebiyatla o kurduğum ilişki olmasa buna bu kadar sabırla, metanetle devamlılık gösteremeyebilirdim ama oradaki o kurgu ilişkisi her zaman böyle
Ya bir de şöyle bir şey var, söylediğim kişisel gelişim kitapları ya da yani son 3 yılın sonuçta yöneticiliği böyle keşfetmek, liderliği keşfetmek üzerine geçti. Orada fark ettiğim şey şu, bu ikisi arasında bir kıyaslama yapacaksak yani. Kişisel gelişim kitaplarının ya da non-fiction işlerin büyük bir kısmının batıda üretildiğini ve batının yargılarıyla, batının değerleriyle, onun toplumsal yapısıyla çok iç içe olduğunu hatırlayarak burada okumak lazım onları. Yani 3 yıl sonra fark ettiğim şey şu oldu yani, batıdaki çalışma kültürünün üzerine inşa edilmiş kişisel gelişim ya da kariyer tavsiyelerini alıp bunu uygulamaya çalıştığınızda dev bir hayal kırıklığı oluyor. Yani buraya ya adapte etmek lazım onları ya da buradaki yöntemlere kulak açmak, gözleri açmak lazım. Ama kurgu öyle değil, kurgu evrensel yani herkes için 3 aşağı 5 yukarı aynı olan duyguları, aynı olan tecrübeleri yine tüm insanlık için anlaşılır olabilecek benzetmelerle anlatan bir dünya. Dolayısıyla orası her zaman aslında gerçeği açıklamaya daha yakın. Yani çok çelişkili bir şey söylüyor gibi olabilirim ama bunun kaynağı da, tüm bu yanlış bilgi meselesinin kaynağı da çözümü de bence 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde dolaşıyor. O da fiction'da yani. Yanlış bilgi ortaya çıkaran şey en basitinden ilkel bir topluluktaki dedikodu mekanizmasıdır. Başkası hakkında konuşmak ya da o çalılığın arkasındaki olası kaplandan bahsetmektir yani. Kurgu yaratmaktır aslında zaten. Gerçeği bozan şey kurguyu yaratmaktır. Ama onu anlamak ve onu kendi hayatımız için anlamlı hale getirmek, yani gerçeği anlamak için de bence yine kurgunun dolayımına ve onun benzetmelerine ihtiyaç var. Önceliklendirme kriterimiz var. Bir metodoloji uyguluyoruz zaten. Önceliklendirme kriteri de internette en çok yaygın olan şeyi öncelikle incelememiz gerektiğini aslında söylüyor, ortaya koyuyor. Bir bu en önemlisi bu. Eğer acil bir durum varsa onu önceliklendiriyoruz. Yani işte patlama saldırı bir şey varsa, toplumsal meselelerin göbeğine düşen bir konu varsa onu önceliklendiriyoruz. Bir de önemli bazen meseleler oluyor. Bir hedef gösterme oluyor ya da yakın zamanda var diye işte Yeni Şafak gazetesi bir fotoğraf, Yeni Şafak gazetesi yayın yönetmeni alıyor bir fotoğraf koyuyor. Diyor ki işte basın çıkarması yapan kişi Mersin'deki saldırı yapan terörist. Bakıyorsun değil. Yani bu mesela önemli bir konu. Yani birinin hedef gösterilmesi. Bu öncelikli olarak yayınlanıyor. Ama dördüncü ve aslında metodoloji görünmeyen şey de şu. Editörler ve yazarlar, teyitçiler artık refleks olarak ya hangisinin yanlış olduğuna dair bir ayırt edebilme kapasitesi geliştirmiş oluyor. Ve şu yanlıştır, bunu incelemeye başlarsak zaman kaybetmeyiz. Yani yanlışı bulmuş, yakalamış oluruz gibi bir... Yani eğilim daha ziyade... Aynen, eğilim daha ziyade yanlışları yakalamak üzerine olduğu için yani doğruyu doğru diye koymaktansa zaten doğru doğru olduğu bellidir ya da herkese deliliğe ihtiyaç yoktur gibi varsayımla yanlışı bulmaya yönelik bir şey oluyor. Refleks gelişiyor. O da böyle bir önceliklendirmenin içinde yoruluyor diyebilirim. Şey deyince ben de geçen gün sağ olsun teyitten aldığım şeyle bir tane bizim lise grubu var ama böyle kaç yüz kişi bilmiyorum işte bizim liseden mezun olan her dönemde insanlar yani. Dolayısıyla böyle hani 65 plus o dolaşan bütün WhatsApp gruplarındaki şeyleri de doğru kabul etmeye çok müsait bir grup. Bir tane şey paylaştılar, İngiliz Büyükelçisi'nin Avan Kumarası'nda güya yaptığı Arap Dünyası'nda eğitim konulu bir konuşmanın şöyle bir görsel, siyah arka işte fon üzerine kadının fotoğrafı ve korkunç bir beyaz metin falan. Şimdi bunu paylaştı bir adam işte böyle grupta işte bakın neler oluyor, Arap dünyası şöyle böyle bilmem ne falan diye. Böyle bir saniye mi aldı yani, girdim Google'a, kadının adını yazdım, işte Arab World Education yazdım. Kadının Twitter'ından böyle dört tane alt alta benim aklımda internette böyle bir şey dolaşıyor, bu benim hiç böyle bir şeyim yok. Hani açık konuşmamı da izleyin, bu tarihteki konuşmam şunun üzerine falan diye bir saniye mi aldı?
Sonra neyse gruba şey yazdım. Arkadaşlar artık hani biraz böyle üzerinde fotoğraf ve metinlerin olduğu, üretilmiş görsellerle bir şekilde teyitlemeden 500 kişinin olduğu gruba atmasak falan diye. Sonra fark ettik ki bu arada atan insanlar benim bilgilerim üstüm. Yani 30'larında bir insan. Evet. O beni daha da üzdü mesela, daha da şaşırttı. Yani hani nasıl bu kadar şey yapıyorsun ya? Yani hani 65 üstüne evet daha o şeyi yok ediyorsun. Dijital okur yazarlık diyeyim. Ama yani bu insan şu an normal bir yerde çalışan beyaz yaka dijital okur yazarlık çok şey ya, olduğunu düşündüğümüz hani iyi bir insan, iyi bir üniversiteden mezun bir insan. Vallahi Emre işte bu meselenin yaşla, eğitimle falan hiç alakası olmadığını gösteren çok araştırma var. Yani beklediğiniz gibi değil hiçbir şey. Yani bunun böyle içine girdikçe daha resim belirginleşmeye başlıyor. Zaman içerisinde kimlerin daha sık yanlış bilgi yerine meyilli olduğunu da daha rahat anlamaya başlıyorsunuz. Ve daha hangi konuda nasıl yanlış bilgi çıkacağına dair de bir özgürlük gelişmeye başlıyor. Ve buradaki gelişen şeyle hiç bu konuya çok yakından bakmayan, bu konuda derinleşmemiş ama 3 aşağı 5 yukarı bir fikri olan insanın fikri arasında da ciddi bir fark var. Yani zannediliyor ki daha okumuş, daha seküler kesim ya da daha hani belli meslekleri olan, yani gün geldiğinde doktorların bile aşı yaptırmayın dediği zamanlarla karşılaştık artık yani. Dolayısıyla hiç bunlar fark etmeksizin doğrudan o insanın zihinsel becerileriyle, kapasitesiyle, kendisine dair kendisini geliştirmesiyle alakalı bir mesele olduğunu anlıyoruz yani. Bir şey sorayım, çok merak ediyorum aslında. DATÇA'da bir şey yaptınız. Çok merak ediyorum. Onun sonuçları nasıl oldu, nasıl geçti o etkinlik? Onun olacağını biz, onun öyle bir şey olduğunu Twitter'dan öğrendik. yani bu bilmiyorum, kayıtlı alırız ama neyse. bir işbirliği kapsamında yapıldı o. Facebook ve Bilgi Üniversitesi ile bir işbirliği yapıyoruz. O işbirliği kapsamında da işte İsmail Küçükkaya'nın şey olduğu, ekran yüzü olduğu eğitici videolar çekildi ve WhatsApp'tan bir ihbar hattı oluşturduk falan. O proje kapsamında offline kafelerin açılması planı da varmış Facebook'un, Meta'nın. Biz de haberdar değildik, biz Datça Belediyesi tweet attığında öğrendik böyle bir şey açıldığını. Ondan sonra yani dolayısıyla bizim doğrudan içinde olduğumuz bir süreç değil. Sonuçlarını da bilmiyorum yani. Oraya giden eğitmenler de Bilgi Üniversitesi'ni seçti. Yüksek lisans öğrencileri. Bizim eğitim materyallerini götürdüler ya da bizim verdiğimiz eğitimlerden geçtiler tabii ama doğrudan sağda biz yoktuk. Yani bu bilgi şu an biraz üzüldü tabii. Evet. Daha içinde bu kadar olmamak hani sahada özellikle ama fikir bana çok hoş gelmiş. Yani bilmeyenler için de şeyi söyleyeyim. Ya da sen anlat. Tamam. Yani şöyle oldu. 3 şehirde olacak bu arada. İlk yıllar şeydi. Bir pop-up, geçici bir kafe alanı oluşturuldu. Çay ve kahve servisi yapılıyor. İşte 40-45 yaş üstündeki internet kullanıcılarının internette bir yanlış bilgiyi nasıl fark edebileceklerine dair yüz yüze eğitimler yapılıyor. Oraya gelen işte 45 yaşındaki gençler diyelim oturup yüksek lisans öğrencileriyle yani bunu nasıl tespit edersin, görsel arama şöyle yapabilirsin, WhatsApp'tan sana biri bir şey gönderdi, şunu de falan gibi. Fikir muazzam, gerçekten muazzam yani. O zamanda gördüğüm daha odaklı, daha doğru şey yapılan bir şey yok yani. Böyle bir eğitim olması da çok ilginç. Yani bana şey için çok güzel geliyor. Seçilen beldeler, işte diğer şehirlerde hani işte o insanların daha yazlık şeylerdeki yerlerine göre işin fiziksel olması, çay kahveyle bağlanması falan hani. Şimdi tabii sen buradan baktığında mantıklı geliyor ama bir kısmı bak işte gelen yorumları biliyorum. Diyen falan oluyor. Bunun nasıl hani perception'ına gerçekliğin ne kadar farklı düştüğünü gözünü söylemek için ifade ediyorum. Yani şey diyor mesela, DATÇA zaten bu konular hakkında farkındalığı en yüksek yaşlılardan oluşan bir yer. Ya öyle bir yaşlı profili yok. Yani hani daha seküler olan yaşlı, işte ne bileyim bankada çalışmış ve öyle emekli olmuş, doktor olmuş, öğretmen olmuş ve emekli olmuş, yaşlı, çiftçi yaşlısına göre, köylü yaşlısına göre ya da ilkokul mezunu bir yaşlıya göre yanlış bilgiye daha dayanıklıdır diyebileceğimiz elimizde hiçbir gösterge yok. Bu tamamen varsayım yani abi koskoca profesörler de herhalde yanlış bilgiye inanmıyordur falan gibi kendi aramızda dile getirdiğimiz şeyler bunlar ama veriye baktığınızda bu öyle değil. Bu aslında herkesin problemi.
mi? Hatta bu kendi düşüncenizi, ideolojinizi, dünya görüşünüze ne kadar sadıksanız, ne kadar ona sarılıyorsanız sizi daha da yanlış bilgiye karşı savunmasız yapan bir konu. Dolayısıyla burada da aslında bunun böyle olması da şaşırtıcı değil yani. Her zaman öyle de böyle daha seküler, daha okumuş kesimin kendi fikrini düşüncesine dair tutumunu şeyinin yüksek olacağını da tanıyabilirsiniz. Yani özgüvenden kaynaklı okumuş olmanın verdiği bir odanın Kruger eğrisinden çıkmayla alakalı falan ama yani sonuçta herkes etkileyen bir mesele. Proje çalışmada iyi bence. Datça dönüp kapatmamız bence. Sonrakiler ne zaman? Sonrakiler önümüzdeki kaç ay içerisinde bir tanesi Antep'te, bir tanesi İstanbul'da olacak. Aa, ben sen dil yazdık verdiler diye okumuşum. Belki değişik, belki değişik. Sonra böyle Kuşadası ve bir yerde mi okumuşum sanırım, belki değişik. Pardon, ben korkuyorum. Başka soru, yorum, katkı var mı? Kısa yavaştan katılalım. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.